Allah. Misafir geldi. Cansel baban geldi. Kızlar, kızlarım. Aa, hoş geldiniz. Gittin mi erkeklerine? Tabii. Böyle belli başlı iki temel sorun var, o var. Bir de aranızda Dani ile falan bir şey, hafif sıkıntılar falan oldu. Burada ben Canselci, Danici falan değilim. Üzüldüm. Üzüldüğümü söyleyeyim. Ben Cansel'in babasıyım. Onunla babasal bir iletişim vardır. Dani ile de tanıyorum. Hı hı. Öyle bir iletişimim var. Yani ben ilişkime hiç kimseye karıştırmam. Evet. Cansel de öyle yapıyorsunuz. Çok benim şeyim bu. Efendim? Cansel de sizi çok karıştırmıyor galiba, değil mi? Hani... İstemem zaten. Her şeyi baba yapmaz. Mesela hiç ailem Eser'i istemiyor. Ailem de Eser'e karşı. Böyle bir şeyi hiçbir zaman dile getirmedi. Ha, ben... O konuyu konuştunuz. Aynen konuş. Bak nasıl anlattım Mehtap. Sözünü de kesmiş olmayayım. Yok yok, estağfurullah. Ya, ben görüyorum zaten. Şimdi Eser'e dedim ki, hani biz de burada konuşuyoruz. Ben bilgi amaçlı konuşuyorum. Bir yerden bir yere laf getirme amaçlı değil. Yani oradaki mantığını kavramanız için ben söylüyorum. Şimdi annesiyle konuştu. Biz hepimiz duyduk. Şimdi o ara ben de bir sürü şey söyledim. O kadar çok şey söyledim ki. Sinirden. Eser'e dedim, sen duydun mu bunu? Hayır. Aslında söylemedim bir şey. Ama söylediğimi düşün. Ama evet, duymamış rahat. Ha öyle çünkü bir şeyi. Cansel duyunca tabii ki de ben de rahatsız oluyorum. O yüzden hayatta her şey söylenmez. Annesiyle olan ilişkisine Cansel karışamaz. Cansel'e ne? Onun kendi ilişkisi. Bir iletişimi var. Onun bir tarzı, şekli var. Ama Cansel'le Eser'in ilişkisine de hiç kimse karışamaz. Ben de karışamam. Ama aileyi ilgilendiren kısımlar farklı. Onu herkes biliyor. Olaylara ağlayarak çözüm bulamazsın yavrum. Olaylara saygıyı koruyarak bulursun. Bu bir. İkincisi, aynı anda aynı şeyleri düşünüyorsan iletişime açıktır bu. Yani sen benliğini koruyabilirsin, kişiliğini koruyabilirsin. Bu gerçekse ama. Bak, onun gerçekliğini de araştırmak ayrı bir mevzu. Gerçekse onu koruyabilirsin. Onu koruyabileceğine inanıyorsan bundan sonraki iletişimin hiçbirinde böyle bağırayım, yükseleyim. Hem ne dedim, biri yanlış yaparsa sen de mi yapacaksın? Hayır. Eser bağırıyor, çağırıyor, onun yanlışıdır. Yanlış yanlış doğurmaz. Yanlış, kendisini yanlış bir yere çarpar. Sen doğruysan hep doğru yerde durursun. Doğruya hiçbir şey olmaz. Belli bir süre sonra biter. Normal haline gelir olay. Peki bu aile yüzden, mevzuları bilmem neler, sen bizim yürütebileceğimize inanıyor musun? Şimdi ilişki, Eser ailesiyle ilgili şeylere seni karıştırırsa yürümez. Tamamen yürümez. Hiç yürümez yavrum. Hiçbir ilişki, bak, başkasının lafıyla yürümez ilişki. O onu yapıyor diye değil. Aynı oradan, şekilde ben de bir şeyler yapıyorum. Tabii ki de. Benim lafımla bir şeyler yapmaya kalkarsan yürümez. Yani benim söylediğim aynen uygularsan olmaz. Ben söyleyeceğim sana. Ben sana Eser'i atabilirim. Her şeyi söyleyebilirim. Ya da bak, karşıdaki kişi önemli değil. Sen bir düşüneceksin. O benim. Sen değilsin. Ben sen değilim. Sen ne yapacaksın? Ha, o öyle. Senin o onun düşüncesi. Ben tabii düşünceyi içerim. Yani çay gibi. Düşüncenin faydası olur. Bu düşünceyi alıp ona dökmem. Anladın mı? Yani fayda önemli olan. Fikir önemlidir. Yönlendirir ama karar senin. Evet, şimdi baba kız şeyi bitti, iletişim. İşte araya girme olur o zaman, biliyor musun? Ben onu söyledim. Biz de saygıdan bahsediyorduk. Evet. Zaten Eser hepsini anlattım. Sana orada anlattıklarımı Cansel'e de anlattım. Buradaki her yerde aynı olmasın diye bir lamba vardır ya, iki kutuplu, artı eksi. Işığın düzgün yanabilmesi için sevgi altta, saygı da üstte, ortada yaşanılan her şeydir. Ben bunları gördüğüm her ilişkiye evet derim. Bunlar yoksa hayır. Yani olay bu. Zaten bunlar yoksa ikisi de eziyet çeker. Öyle bir sıkıntı yok. Ay. Çünkü siz aklı başında insanlarsınız. Bu ikisi arasında yahu kavadan başka bir olay yok mu? Ya da yüzüklerin havaya atılmasında ya, ya hayatta işlenecek o kadar güzel şeyler var ki. Sen bunu yalnız işleyebilirsin. Beraber birlikteyken de güzel şeyler yani önünüze bakın böyle yani birbirinize bakmayın ilişkilerde söyledim onu. Hmm. Böyle değil, böyle bakın. Böyle bakarsanız yürürsünüz, böyle bakarsanız birbirinize harcarsınız. Küt. Hmm. Bu evde kavga istemiyorum. Gözyaşı, ağlama istemiyorum. Yani aranızda sıkıntı var sanırım. Hmm. Evet, ben konuştum. Biraz da sizi dinleyeyim. Hmm. Ha, saygı. Saygı yok. Her iki taraftan yani tek Cansel'in açısından konuşmuyorum. O da görünüyor zaten. Şimdi peki ben ikinizin yanında da söylüyorum. Yani bir ilişki için söylemiyorum, iletişim için söylüyorum yani. Saygıyı koruyabilecek misiniz? Hı? Ayrı ayrı soruyorum kızım. Sen saygıyı koruyabilecek misin? Tabii ki de. Yani koruyacaksın. Sen Eser? Saygıyı koruyabilecek misin? Benim yapımı saygı benim musun? Babamın malı değil. Ben 46 yaşındayım. Bu kadar yıl içerisinde bilgileri sıkıştırdığım bir laftır bu. Doğruluğuna inandığım bir laftır. Her yerde de geçerlidir. Ben saygıyı yani başarabileceğimize inanıyorum. Sen hani inanıyorsun. Sen inanıyor musun? Tabii ki de. O zaman bir sıkıntı yok. Bu şey değil yani, yani çalışırsak yaparız, yani emek verirsek yaparız. Hı. Ama sevgili anlamında bir ikili anlamında şu an değil. Bizim şu an eğer o saygıyı yapacaksak bir arkadaş çerçevesinin içinde yapıp ondan sonra saygıyı oturtup ileri bakıp hayatımıza. O zaman artık kısaca özet şu. Saygıyı işleyin, yola devam edin. Saygıyı işleyemezseniz işleyene kadar devam. Eğer saygının olmayacağına inanıyorsanız finish. Tatlım benim. Çok iyi lan. Kendine varsın. Ay. Ben de deliyim, merak ediyorum kızım düşün. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Ay öyle bir şey demedim. Aman der gibi davranıyorsun. O sahte değil, ben sana yapayım. Aynen. Gel ben bunu atayım. Sen yok tamam. Hayır canım. Alnının ortasına. Abicim kendine çok iyi bak, eşine çok selam söyle. Allah'a emanet. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Git gel, ne yapayım? İkinci gelişi ya. Oğul Cansel'le de konuşuyoruz. Çok memnun oldum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Siz de hoşçakalın. Çok selam söyleyin soranlara. Hasan abi teşekkür ederim. Hadi bay bay. Bugün Cansel'in babası geldi. Cansel ve Eser'e nasihat vermek için. Zaten Cansel ve Eser birbirlerini seviyorlar. Bakalım Hasan abi ne kadar dinleyecekler, ne olacak göreceğiz. Sen yeter ki sen kısmetse